Tabii ki Azerbaycan'ın hem sahada hem de masada olan zaferi Türkiye'de de büyük sevinçle karşılandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop yapmış olduğu açıklamada bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi dedi. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da kazandığı tarihi zafer Türkiye'de de memnuniyetle karşılandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi ifadesini kullandı. Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan işgal edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı. Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı. Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi kardeş Azerbaycan'ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutluyor, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaralar sarılacak, çocuklar yeniden şarkılar söyleyecek. Allah'a hamdolsun bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de sosyal medya hesabından özgürlük senin hakkın, inanç senin aşkın anlamına gelen Azerice senin hakkındır azatlık, senin eşkindir iman paylaşımını yaptı. Azerbaycan'ın zaferini kutlayan bir diğer isimse milli savunma Bakanı Akar oldu. Akar, Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz dedi. Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak. Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz. İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz. Hayır, hayır.